Sizin görüşünüz ne? Yani Türkiye ekonomisi ne halde ve bu en son yaşadığımız kriz, bu Gaye Hanım krizi. Yani ben tabii detaylara haiz o kadar değilim. Çünkü haizim de doğruluğu konusunda ne kadar doğru bilmiyorum ama bir Merkez Bankası başkanının babasını alması, işte onun birini işten atması, yok bilmem ne yapması. Yani devletin hal pür hali melali derler, hal pür melali. Siz bir ekonomist olarak nasıl görüyorsunuz gidişatımızı? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çünkü Osman Hoca'yı ben çok uzun zamandan beri dinleyemedim. Kendisinin öğrencisi olamadım ben, Marmara Üniversitesi'ndeydiniz herhalde. Ama basından, konuşmalarından, verdiği seminerlerden falan izleme fırsatım olmuştu. Dolayısıyla onun bu bakış açısını, perspektifini zaman zaman biz de kullanıyoruz açıkçası, ismini kullanarak. Özellikle de kayıt dışılık ve para meselelerindeki düşünceleri bizim hepimize ışık olmuştur. O yüzden de buna fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi hocam çok güzel açıkladı. Aslında ben biraz bizim batıcı terminolojiyi kullanacağım için bunun için de özür dilerim. Şimdi biraz önce hocam çok güzel bir şey söyledi. Bence ekonominin temelinde de bu yatıyor. Kaliteli, iyi fiyatlı ve uygun zamanda mal üreteceksiniz. Ekonominin aslında özeti bu. Bunları siz yapamıyorsanız rekabetçi olamıyorsunuz ve Türkiye ekonomisi bu düzeyde bu özelliklere haiz bir üretim yapamadığı için de yeteri kadar rekabetçi değil uluslararası piyasada. Olamayınca da bir takım finansal oyunlarla, hava oyunlarıyla biz oyunlar oynuyoruz kendi çapımızda. İşte günü kotarıyoruz. Bu finansal piyasa, para politikaları falan. Bunlarla da sahte refahlar yaratıyoruz vatandaş için. Günü geldiği zaman da birden birileri bize hatırlatıyor. Bunlar aslında sahte refahtı. Eğer bunu sürdürebilmek istiyorsanız üretmeniz, alın teri dökmeniz, çalışmanız gerekir diyor. İşte o dönemler genellikle krizlerle biten dönemler oluyor. Şimdi Türkiye ekonomisi 20 yıla yakın bir süre böyle bir sahte refahı yaşamış bir ekonomi. Dolayısıyla vatandaş da buna inandı. Kendisinin ürettiğine, kendisinin ürettiğinin değerli olduğuna ve dünya tarafından da talep edildiğine, dünyada değer atfedildiğini sandı. Hani bazen siyasetçiler çıkar da ey mey derler ya, onu dedikten sonra da şu bizi kıskanıyor, bu bizi kıskanıyor derler ya. Aslında o mesela bugünlerde o yapılmıyor. Çünkü o günlerde o kıskanıyor, bu kıskanıyor derken vatandaş onlara inanıyor. Ondan sonra seriyor, üretmiyor. Zaten diyor benim hayat tarzım, üretim tarzım bunlara yeterlidir diyor. Sonra birileri de size haddinizi bildiriyor. O ya da bu şekilde. Şimdi aslına bakarsanız bu Mart seçimlerine kadar bizim durumumuz bu şekildeydi. Ve ekonomi bıçak sırtı bir noktadaydı. Evet. Nerede? İse batma noktasındaydı. Yani geldi gelecek kriz deniyordu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli hamleleri yaptı ve bir Mayıs ayında direkten döndük. Bu gerçekten direkten dönmeydi. Daha sonra bir ekibi, bir anlayışı göreve getirdi ve kendi daha önce savunduğu politikalardan geri döndü. Evet, bu NAS olarak ifade edilen düşük faiz politikalarından yeni Türk